doğrudan bir Amerikan askeri asla burada savaşmayacak dedi. O zaman şunu soruyorsunuz, bu silahları kim kullanacak? Ki aynı denklem uçaklar için de geçerli. Malum başından beri Ukrayna hep uçak istiyor. Hatta İngiltere'de bunun eğitimine de başlandı ama bir türlü sonuç alınamadı. Niye? Çünkü bu işler öyle hemen kısa sürede alınan eğitimler değil. Ciddi tecrübe istiyor, ciddi deneyim ve birikim istiyor. Şimdi Ukrayna özellikle hava konusunda Batı'nın kapısını çok sık çalmaya başladı son günlerde. Uçak istiyor, hava savunma sistemleri istiyor ve Batı'dan hani maddi anlamda da destek bekliyor. Şimdi düne kadar Batı bu konuya biraz mesafeli ve soğuk bakarken özellikle Almanya son dönemlerde Amerika ile yarışır hale geldi. Keza Fransa. Hatırlarsanız Macron daha düne kadar Amerika ile özellikle ordu konusunda silahlı kuvvetler yapılanmasında karşı karşıya gelmişlerdi. Fakat enteresan bir şekilde bir anda Macron makas değiştirdi ve Amerika'ya doğrudan destek veren çıkışlar yapmaya başladı. Bugün bu savaşın uzamasını, savaşın yayılmasını, hatta Avrupa'nın da savaşa fiilen girmesini savunan ilk iki ülke Amerika ve Fransa. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz süreçte almış olduğu silah yardımları, para Ukrayna'yı düze çıkarır mı? Ben pek çıkaracağı kanaatinde değilim. Bu saatler önce şöyle bir haber işittik. Bir Su-57 uçağını Ukrayna'nın düşürdüğü ve savaşta ilk olduğu söylendi. Doğruluğa muhtaç, teyide muhtaç ama neticede hani düşürmüş olsanız dahi öyle hava savunma sistemlerini kolaylıkla ülkeye getirip Ukrayna'ya ve bunu bir anda usule uygun konuşlandırmak ve usulüne uygun kullanmak öyle kolay şeyler değil. Zaman alan işler, ciddi de bir eğitim isteyen işler. Mesela Türkiye Rusya ile S-400 konusunda her şey yolunda karşılıklı rızayla yürütmesine rağmen en az bir yıl sürdü onun tam anlamıyla sahaya etkisini yansıması. Dolayısıyla ben burada Ukrayna'nın istediği yardımı alsa dahi kısa sürede bir sahada etki üreteceğine ihtimal vermem. Ama aynı zamanda tabii şunu da görmekte fayda var. Rusya son dönemlerde saldırıları artırdı. Harkiv ve bölgesinde yapılan ciddi saldırılar var. Keza Dnieper'in doğu kesiminde zaman zaman Rusya'nın hakimiyeti sağladığı yerler de var. Zaten yaz geldiğinde Rusya'nın büyük çaplı bir harekata başlayacağı söyleniyor idi. Şimdi Rusya bu yardımları bahane eder, bu saldırılara kılıf hazırlayıp Ukrayna'ya doğru bir saldırıya bir taarruz hazırlığında geçer mi? Amerika'nın ve Ukrayna'nın aslında bunu düşünmesi lazım. Çünkü hani eğer doğrudan saldırıya geçen bir Rusya olsa eleştirilirdi. Ama siz böyle bir konu gündeme getirip üzerine Rusya'nın bu saldırısıyla karşılaştığınız takdirde Rusya haklı olarak diyecek ki bana karşı tuzak kuruluyor, plan yapılıyor. Benim de buna müdahale etme hakkım var. Ben onu yapıyorum diyecek. Ya, Coşkun Bey. Şimdi Zelenski burada bana göre silahlanmaktan daha çok barışı düşünmesi daha doğru olur. Aha.